2020 12 Mart'ta kardeşim Yılmaz Geyik tarafından öldürüldü. Gece saat 11 civarlarıydı herhalde. Sollama gerekçesiyle ölüm gerçekleşti. Yani öndeki aracı sollayan kardeşim olmuş. Ondan sonra seyir halinde devam ediyorlar. Sonrasında Yılmaz Geyik yapıyor bunu. Takip ediyor bir süre. Laf dalaşı oluyor aralarında. Sürekli küfrediyor Sidar'a. Sidar özür diliyor. Abi kusura bakma, haklısın falan söylüyor. Bayağı geçiyor yol. Yani bahsettiğim şey Sivereğin bir ucundan öbür ucuna gibi bir şey. Sonra bir yola giriyorlar bunlar. Kardeşim yanındaki arkadaşını eve bırakmaya çalışıyor. O araya girdiği anda Yılmaz direkt oradan gelip önünü kesiyor zaten. Orada kamera takip görüntüsü. Yani. Takip etmiş onu. Ve hani kovalamaca falan bir muhabbet de değil. Çünkü Sidar'ın o araya giriş hızı bile belli. Hani arkadan biri takip ediyormuş falan filan muhabbeti de yok. Normal bir giriş yapmış. Ondan sonra önünü kesiyor Yılmaz. Biz geldik, biz olayın ne olduğunu hiç bilmiyorduk. Görüntü yoktu. Hiç kimse bize bir şey söylemiyordu. İlk ben emniyete gittiğim zaman bana dedikleri şey, bunların 8-10 tane kardeşi var, erkek kardeşleri var. Çok güçlüler öyle. Emniyet söylüyor, oradaki polislerden birkaç kişi söylüyor. Yani açıkçası o bizim gözümüzü korkutup bizimkilere de biz bir şey söyleyelim, tutalım, zapt edelim tarzında bir şeydi. Buradaki sistem ciddi anlamda bu Yılmaz Geyik ve onun gibilerinin ciddi anlamda böyle kalkanı koruması gibi bir şey. Kalkandıktan sonra mesela şöyle, sağ olsun Eren Hanım'la görüştük, o kabul etti zaten. Ondan sonra dava süreci başladı. İlk dava sürecinde biz duruşmaların Siverek dışında olmasını istemiştik dilekçeyle, o reddedilmişti. Sonra burada devam etti. Bir süre sonra zaten ceza aldı, indirimsiz müebbetti, artı yanındaki çocuğu da adam öldürmeye teşebbüsten bir şey aldı, ceza. Sonra biz en azından biraz rahatladık, adam tamam içeridedir artık çıkmayacak diye şeyle. Açıkçası ondan sonra bizim yasımız başladı, çünkü biz anlayamadık öyle bir şey. İçin kasten adam öldürmeye teşebbüs, bir de değil iki kişi. İlk başta Kerey soy isimli çocuğa sıkmaya çalışıyor, sıkamıyor zaten. Aytekin de kolundaydı o sıra, yani görüntüde görünüyor. İlk başta ona sıkıyor, kaçıyor, sonra dönüp buna sıkmaya çalışıyor. Yani öldürebilse, silah patlasa o an orada 3 genç ölmüş olacaktı. Biz de ona itiraz etmiştik. Evet tamam, Sidar'ınkisini verdiler ama bu iki çocuk için de öldürmeye çalışmıştı, öldürememişti.